Bugün güzel bir tartışma konumuz var. Tabii ki kimseyi afişe etmemek adına sansürlü olarak göstereceğim şimdi. TikTok'ta şu an ekranda fotoğraflarını gördüğünüz bir video paylaşılıyor. Bir yanda 26 yaşında birisi varken diğer yanda da halinden en azından fotoğraftan anladığımız kadarıyla mutlu gözüken 16 yaşında genç bir kız var. Aşk nereden nereye şeklinde paylaşılmış görsel. Orada da adam 29, kız da 19 yaşında ve anladığımız kadarıyla hamile. Şimdi bunu X'te 3.2 milyon kişi görüntüledi ve tabii ki herkes fikrini belirtti. Bu normal bir şey mi diye. Aslında konuya dair 3 tane genel taraf gördüm. ki bunun normal bir şey olduğunu savunanlar. Diyorlar ki sizin de anneniz, babanız 16-17 yaşlarında evlendi. Evet gerçekten de eskiden böyleydi. Hatta coğrafyayı değiştirdiğiniz zaman bu evlenme yaşı 14'lere, 13'lere kadar düşebiliyor ki bu bence çok korkunç. 16 yaşta artık ergenliğin yavaş yavaş atlatılmaya başladığı, böyle ilişkilerin yaşanabileceği normal bir yaş. Diğer bakış açısı bunu tasvip etmeyip ama eğer iki tarafta mutluysa bunun özgürce yaşanabilmesi gerektiğini savunan onlar da basitçe şöyle diyorlar. Kız ve oğlan hallerinden gayet memnun gözüküyorlar. Zaten düzenli bir ilişkileri olmuş. Sonunda evlenmişler. Hatta bir çocukları olacak. Eğer iki kişi de bu durumdan memnunsa büyük ihtimalle ailelerde de bir sıkıntı yok. O zaman bize bir söz söyleme hakkı düşmez ama tasvip etmiyorum. Bir de son bir görüş var. Bunun normal bir şey olmadığını savunanlar. Hatta yasal olarak bile son derece sıkıntılı olabileceğini belirtenler. Öncelikle size sorayım. 26-16 yaş ilişkisi normal karşılanabilecek bir şey mi? Ben bu konunun önce yasal tarafını araştırma istedim. Gerçekten de 16 yaşında birisi Türkiye'de evlenmek istese evlenebiliyor mu diye? Benim bildiğim 18'di. Ancak durum pek böyle değilmiş. Biraz tarihe bakmak gerekirse Türkiye'de evlenme yaşı 1938 yılına kadar kızlarda 17, erkeklerde 18 olarak belirleniyor. 38 yılında yapılan değişiklikle bu yaş kızlarda 15'e, erkeklerde 17'ye düşürülüyor. Bu ne kadar alakası vardır bilmiyorum ama kendi fikrimi söyleyeceğim. Çok büyük ihtimalle savaştan çıkmış bir milletin en azından nüfus bağlamında tekrardan hızlı bir şekilde toparlanması için yapılmış bir hamle olabilir. Çünkü kızlarda yaşın 15'e kadar düşmesi biyolojik olarak da çok normal bir durum değil. 2002'ye kadar da bu böyle devam ediyor. Ancak uluslararası ortalamayı uyum sağlamak adına hem erkeklerde hem de kızlarda 2002'den sonra 18 yaş olarak belirleniyor sınır. Ancak kişi ebeveyn rızası var ise 17 yaşında ve olağanüstü koşullarda mahkeme kararıyla falan 17 yaşında da evlenebiliyormuş Türkiye'de. Ancak Türkiye'de 15 yaş ve altındaki bir kişinin evlenmesi kesinlikle yasak. Diğer ülkelere baktığımızda da ABD'de pek çok eyalette 18 8. İngiltere'de 18 yine. Eğer ebeveyn rızası varsa 16'ya kadar düşebiliyor. Almanya'da yine bu şekilde. Çin'de durum birazcık farklı. Erkeklerde 22 kadınlarda 20 mesela. Böyle ülkeler bunu farklı şekillerde uyguluyorlar. Yani yasal olarak bunların evlenmesi normal olarak karşılanan bir durum. Şimdi benim fikrime gelecek olursak bu çift beni yanlış anlamasın. Zaten kendilerini göstermeyeceğim videoda ama ben bunu rezillik olarak görüyorum. Şöyle bir muhabbet vardır. Belki duymuşsunuzdur. Çiftler için ideal yaş aralığı hesaplama. Ya ideal yanlış oldu. Aslında en düşük yaşı hesaplama. Ben Bence bu bayağı faydalı bir hesap yöntemi. Şöyle yapıyorsunuz. Kendi yaşınızı 2'ye böldükten sonra 7 ekliyorsunuz. Bunun bilimsel bir karşılığı var mı bilmiyorum ama mesela ben 22 yaşındayım ve bunu yaptığım zaman 18 çıkıyor. Bu şu demek? Benim limitim 18. Şimdi 26 yaşındaki bir insana bunu yapınca aradaki fark bayağı bir fazla oluyor tabii ki. Ama bu hesabı kullanmasak bile zaten 26 yaşındaki bir adamı lise 2'ye giden bir öğrenciyle flört ederken görsem zaten bu gibi hesaplamalara kalmadan "Ulan ne oluyor burada?" derim. Tabii kafamızdaki bazı limitler gerçek da algısal. Mesela ben şunu anlamıyorum. 18 yaşındaki biri 17 yaşındaki biriyle flört ediyor. Kanunen ya da toplumsal algı bakımından buna P olayı diyebilir miyiz? Yani arkadaşlar mesela bu tarz olaylarda çok algısal geliyor bana. Kafamda en azından 18 yaşında birisi 17 yaşındaki birisiyle flörtleşebilir abi. Yani lise 4'e giden birisi, lise 3'e giden birisiyle hiç mi sevgili olmuyor, flörtleşmiyor mu? O zaman P olayı mı diyoruz? Ama kafamızda bazı limitler var değil mi? İşte bu mesele az önce bahsettiğim toleransa hiç uymayan bir şey. Bu arada cinsiyetleri yer değiştir de kafanızdaki algı biraz değişiyor. Mesela 26 yaşında bir kadın olsa ve 16 yaşında bir erkek de çıksa düşüneceğiniz şeyler de tamamen farklı oluyor. Kendinizi test edebilirsiniz. Bir de 16 yaşımı falan hatırlamaya çalışıyorum. Gerçekten çocuk olduğum bir yaştı. Şimdi 16 yaşında bu videoyu izleyenler vardır. O arkadaşlar mutlaka şey gibi hissediyordur. Ya ben hayatın artık farkına vardım, büyüdüm, bir şeyleri biliyorum, öğreniyorum. Ama aslında o yaşlar tam olarak bildiğini sandığın ve öğrendiğini düşündüğün yaşlar. Böyle 3-5 sene sonra diyorsun ki yılan 16 yaşında neler düşünüyormuşum, neler yapıyormuşum. Bambaşka bir insanım mesela şu an. Hani bu duruma siz kendi içinizde ne var kardeşim siz de kıskanmayın milleti. Bu insanlar birbirlerini seviyorsa yaşasınlar hayatını deseniz bile ben bu ilişkinin gelecekte çok daha iyi bir noktaya gideceğini düşünmüyorum. Bu ilişki bazında da söylemiyorum. Çünkü yaş farkı arttıkça senin zevklerin, düşündüklerin ve en önemlisi karakterin değişiyor. Misal aynı insanı düşünelim. 26 yaşındaki ve 27 yaşındaki hali. Arada çok büyük fark yoktur arkadaşlar. Çünkü yaş arttıkça karakter oturur. Ama mesela 17 yaşındaki ki bir insana geçen sene nasıldın diye sorduğunda büyük ihtimalle çok değiştiğinden bahsedecektir. Çünkü karakter gelişimi o dönemde çok hızlı olduğundan dolayı sen birkaç sene içerisinde bambaşka bir insan olabilirsin. O yüzden bu tarz ilişkilerin ben sağlıklı ilişkiler olmayacağını düşünüyorum. Bakın ilerlemez demiyorum. Tabii ki ilerleyebilir. Ama bir ilişkinin ilerlemesi onun sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Peki bu konuda koyabileceğim real bir limit var mı derseniz evet. Az önce bahsettiğim hesaplamayla ben bunu belirlerim. Ha bazılarına saçma falan da gelebilir ama kafada bir limit koymazsan bu sefer yaş gittikçe düşüyor ya da artıyor hiçbir şey belirleyemiyorsun. Normali nedir derseniz yaşları biraz daha büyütürsek mesela 18-28 yine bana o normal gelir ama buna mesela böyle bir video çekmezdim. Ben bu konuda şeyi de anlamıyorum. Mesela 16 yaşındaki bir insan nasıl olur da bu kadar erken evlenme hayali kurar? Bazı insanlar yorumlarda ya kıskanıyorsunuz bunları falan demiş ama kıskanma değil çok üzülerek söylüyorum. Herkesin yaşam stili farklı ama ben acıma duygusu hissettim. Çünkü 16 yaşındaki Enes'i düşünüyorum. O kadar fazla hayalli düşüncesi vardı ki ilişkileri falan tamamıyla boş vermiş bir şekilde. Evlenmek gibi bir fikir söylediğinde bile büyük ihtimalle dalga geçerdi. Ama bazı insanlar için ya bu kurtuluş olabiliyor ya da büyük bir başarı gibi görülebiliyor. Bunun temelinde de ailenin çocuğu nasıl yetiştirdiği yatıyor aslında. Mesela benim bir kızım olsa ya da oğlan da olabilir ve 16 yaşındayken 26 yaşında bir herifle görüştüğünü görsem yani engellemeyi bırak o herife harbiden dönerdim. Çünkü çok ciddi bir şekilde rahatsız ederdi bu beni. Ama gözüken o ki öncelikle aile bu durumu okey. İkinci olarak çocuğunu bir birey olarak yetiştirmemişler. Çocuğum kariyer yap, oku, şuraya git, arkadaşlarınla eğlen gibi bir durum yok direkt olarak evlenip tırnak içerisinde bir yuva kurma, hayata atılma durumu var. Bu 26 yaşında bir insan için çok normal olabilir. Ancak 16 yaşındaki bir insan için o kadar normal değil ki anlatamam yani. Durumun en azından benim açımdan çünkü bu olayda gerçekten çok farklı düşünceler gördüm. Vehametini daha iyi anlamanız için bu kız 3-5 sene öncesine kadar çizgi film izleyip süt içen bir insandı arkadaşlar. Parklarda falan oynuyordu. Ama olur mu öyle Enes? Benim babaannem dedem var ya 14-15 yaşlarında evlenmişler. Hala beraberler. Arkadaşlar sağlıksız ilişkiden kastım buydu. Tamam da babaannenizin ve dedenizin ne kadar sağlıklı ilişkileri var? Acaba babaannenizin özgürlüğü olsaydı, toplumsal bir baskı ya da finansal özgürlük bakımından kimseye bağlı olmasaydı dedenizden 50 kere ayrılır mıydı yoksa yine de kalpten çok sever miydi? Dostlar bu insan doğasına aykırı bir şey. Ha diyebilirsiniz ki belki milyonda bir denk gelmiştir. Sizin dedeniz, babaanneniz ya da anne babanız çok küçük yaşlarda evlenmiştir ve hala da çok mutlu bir ilişkileri vardır. Bunlar olmayacak şeyler değil ama günümüz global dünyasında insanların kariyer yapma, eğitim alma, hayata atılma fırsatlarının çok daha eşit olduğu bu dünyada gidip 16 yaşında evlenme hayali kurmak ve ailenin de bunu desteklemesi bana çok saçma geliyor. Ek olarak bunun öncesi de olabilir. Yani 16 yaşında bir fotoğraf görüyoruz ama belki de 15 yaşındayken flörtleşmeye başladılar. E vaziyetin böyle olma ihtimali var mı? Pek tabii ki var. Ve eğer durum böyleyse çok daha vahim. Yani benim aradaki 10 yaş fark bulunan bu ilişkiye bakış açım bu şekilde arkadaşlar. Ben normal bir şey olarak görmüyorum. Bence güzel bir tartışma konusu. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. O zaman kendinize iyi bakın ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.